Yormayın kendinizi. Lazım olacak enerji. Kızım geldi. Denkler hem eğlenip hem ders yapıyor değil mi? Evet. Ben Milliyetçi Bakanımızın selamlarını getirdik size. Ziya öğretmeni. Özel okullarda yarışmalar için şu an biz kitap desteğimiz, öğretmen desteğimiz zaten bakanımız görüyor. Olsun yazmışlar. Bu DGS mi? Ne grubu bu arkadaşlar? DGS. 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 Hocam neymiş? Anladım zaten. Bakan Bey istediği bu. Orayı çekmedin mi? Evet. Orada kurmasın bize ders mi yapalım? Şu anda burada. Ülkede bazı kentleri ziyaret ediyorum. Hakkari, Van, şimdi de Doğu Anadolu'muzun güzel kenti Erzurum'dayız. Ve burada çok çeşitli psikososyal destek faaliyetlerinin yapıldığı bir okuldayız. Telafi eğitimi oldukça önemli. Çünkü öğrencilerin neredeyse 1,5 yıl evde etkileşim ve diğer sosyal aktivitelerden uzak kaldığı düşünüldüğünde, özellikle Sayın Bakan'ın da ifadesiyle psikolojik, sosyal gelişim bağlamında çok farklı etkinlikler yapılıyor yurdun dört bir tarafında. Bu çok önemli ve değerli. Ben de bir eğitim bilimciyim. Akademik eksiklikler, öğrenme eksiklikleri bir şekilde bertaraf edilebilir. Ancak çocuğun empati, iletişim, etkileşim gibi özelliklerinin de böylesi faaliyetlerde giderilmesi değerli. Sayın Müdürüme çok teşekkür ediyorum. Süreç dinamik bir süreç olacak. Kayıtlarımız her zaman açık olacak. İsteyen velilerimiz, öğrencilerimiz, öğrencinin ilgisine ve yeteneğine göre tüm ilde açtığımız kurslara başvuru yapabilecekler. Biz 30 Haziran itibariyle Erzurum'da 1780 kurs başvurusu yapıldı ve faaliyetleri onayladık. Yaklaşık 40 bin öğrencimiz eğitimde, telafide ben de varım programına başvurmuş oldu. Dediğim gibi dinamik bir süreç olduğu için bu sayılar değişkenlik gösterebiliyor. Önümüzdeki yıl Ağustos'un sonuna kadar telafi eğitimlerimiz devam edecek. Bugün burada da gördüğünüz gibi okulumuz cıvıl cıvıl. Çocuklarımız bir aradalar. Arkadaşlarıyla aynı ortamda bulunma fırsatını yakalamış oluyorlar. İlgilerine göre kodlama sınıflarında kodlama dersi alanlar,
zeka oyunları sınıfında zeka oyunlarıyla alakalı kurs alanlar, yine sportif faaliyetlerde yüzme kursuna gidenler, buz pateni kursuna gidenler var. Çipleş programı üzerinden kodlarla gayet güzel oyunlar yapıyorum. Eğlenerek öğreniyorum. Öğrendiklerimi de gayet güzel bir şekilde uyguladığımı düşünüyorum. Bu uygulamada çok güzel oyunlar yapıyoruz, eğleniyoruz. Telafi eğitimi çok güzel. Çok teşekkür ederiz Ziya Selçuk'a. Burada oyunlar yaparak böyle eğleniyoruz ve öğreniyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi söylediklerine ben de katılıyorum. Güzel, eğleniyoruz. Yani iyi ki telafi eğitim var, yoksa evde boşu boşuna oturmuş olacaktık. Şu an ben oyun yapıyorum. Hem zevkli hem de öğretici, yani Scratch uygulaması. Yani okula teşekkür ederim. Bunu üretimde gerçekten çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi zaten öyle. Scratch'teki tasarımlarımı göstereceğim. Bu benim ilk tasarımım. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel olur. Dinozor sevenler için mükemmel bir oyun tasarlıyorum şu anda. Şimdi bu yükselecek bu kuş. Biraz hızlandıracağım tabii. Sonra tam bu ağzına geldiği an tam ısıracağım. Yani şöyle olacak. Durduralım oyunu. Kostümlerden buradan yapacağım ve böyle giyecek. Oradan kanek efekti falan yapmaya çalışacağım inşallah.